PKK, PYD Afrin'de son kozlarını oynamakta, son çırpınışlarını sahnelemektedir. Köşeye sıkışan çaresizlik ve az içerisinde kıvranan teröristler paçayı kurtarma telaşıyla Suriye rejimine yanaşmaya çalışmaktadır. Esad ise sivil ve masumlara başta Doğu Guta olmak üzere ölüm saçmış, bomba yağdırmıştır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de bir aylık ateşkes kararı almıştır. Niye bir aylık süreyle ateşkesin sınırlandırıldığı ise anlaşılamamıştır. Esad zulme devam etmektedir. Bir yanda mazlumlar hedef alırken diğer yanda terör örgütleriyle tehlikeli bir yakınlık ve kanlı pazarlık içindedir. Afrin bölgesiyle ilgili anlaşma zeminini koklaya yoklayan PKK, PYD Halep'teki kontrol sahasını rejime devretmiştir. Deirizor'da savaşanlar Afrin'de anlaşma yolları aramaktadır. Geride bıraktığımız hafta Afrin'e girmeye çalışan teröristlere ait 30-40 araçlık bir konvoy deyim yerindeyse nokta vuruş hassasiyetiyle imha edilmiştir. Bu durum Türkiye'nin kararlılığını test etmeye kalkanlara verilen güçlü bir cevap olmuştur. Şayet Esad Afrin'i terörden temizlemek için gelecekse mesele yoktur. Ancak katillerle birlikte tuzak kurup kahramanlarımıza saldırmak için Afrin'e girmeyi planlıyorsa göreceği yalnızca Türk milletinin ateşten ve çelikten iradesidir. Göründüğü kadarıyla Esad rejimi PKK-PYD ile sürdürdüğü pazarlıkla Suriye'deki hakimiyet alanlarını genişletmeye çalışmaktadır. PKK-PYD ise Türkiye'nin kudreti karşısında daha fazla dayanamayacağını görmüş, kendisine sığınacağı bir liman bulma telaşına kapılmıştır. Dahası hain terör örgütü kendi üzerinde yoğunlaşan dikkatleri başka sahalara dağıtma arayışındadır. Yeni çatışma alanlarının vuku bulacağı öne sürülmekte, bunun için şartlar zorlanmaktadır. Ayrıca Esad rejimi ile PKK-PYD arasındaki pazarlığın yalnızca Afrin ile sınırlı olmadığını gösteren gelişmeler, konunun başka bir zorba akıl tarafından yönlendirildiği ihtimalini güçlendirmektedir. Bu çerçevede Rusya Dışişleri Bakanı'nın yaşananlar karşısında Türkiye ve Esad rejiminin diyalog kurması gerektiğini söylemesi düşündürücüdür. Kim ki PKK-PYD'li teröristlerle aynı safta bulunursa, akılsızlık yapıp Mehmetçik'in karşısına çıkarsa akıbeti teröristlerden farklı olmayacaktır. PKK-PYD her şart altında ülkemiz açısından milli güvenlik tehdididir. Bertaraf edilmesi de meşru olan bir zorunluluktur. Arzumuz Suriye'den kaynaklanan terör tehdidinin bir an evvel ortadan kaldırılması, iç barış ve istikrar ortamının sağlanabilmesi için siyasi müzakerelerin sağlıklı zeminde yürütülmesine imkan tanınmasıdır. Zeytin Dalı harekatı da işte bu amaca odaklanmıştır. Harekatı Menbiş'te sürdürüp ardından Fırat'ın doğusuna taşımak Suriye'nin istikrara kavuşmasına hizmet edecektir. Kim olursa olsun bu mücadele yolundan Türkiye'nin geri dönmeyeceğini artık anlamalı, kabullenmelidir. Ve de önümüze çıkmaya kimse cüret etmemelidir.